Uzun bir aradan sonra yeni videodan hepinize merhabalar, iyi geceler. Artık bir iş yoğunluğundan dolayı sözlediğimiz videoyu bir türlü yapamadık. Şimdi basitçe size videonun ayarlar kısmını göstermek istiyorum. Şimdi kullandığımız program 2019 versiyon. Programı kurduğunuz zaman belli başlı ayarlarımız var. İlk önce ondan bahsedeyim. Şimdi plakamız bu. Bazı tezgahlarda başlangıç noktası sol alt, bazı tezgahlarda da sol üst geçer. Bunu tezgahınızın home'unu bu programı tanıtmanız lazım. Onu da nereden yapıyoruz? İlk önce ayarlar kısmını açıyoruz. Şurada makine home'u var. Şuna tıkladığımız zaman alt sol, üst sol, alt sağ, üst sağ olarak belli başlı burada tıklamalarımız var. Onlara göre yapabilirsiniz. Benim kullandığım tezgahlar genelde alt sol olduğu için bu şekilde kullanıyorum. Bunu bu şekilde ayarladıktan sonra diğer bir parametre ayarımız da CNC kodlarla alakalı. Burada işlemekte ve kaldır diyoruz. Burada hem plazmayı hem akuşeni tek bir programda kullanabilirsiniz. Yani ayrı ayrı iki tane yapmanıza gerek yok. Plazma bölümünde kalsın. Hem plazmada kullanabilirsiniz hem akuşeni kullanabilirsiniz. Burada yapmanız gereken tezgahın CNC koduna göre şurada parametrik bölümümüz var. Şimdi burada yükte değil ama benim kullandığım Burning Phantom diye bir program var. CNC kod üreten bir bölüm. Onu kullanıyorum. Onu internetten bulabilirsiniz. Genelde Burning Phantom olarak geçiyor. 5.0, 5.6, 5.4 versiyonlardaki tezgahlarda kullanılan bir şey. Olmadığı için Burning'i 5'te bırakıyorum. İleri diyorum. Ondan sonra şu bölüme geçtiğimiz zaman burada bitiş diyoruz. Diğer bir ayar bölümümüz de şurada plazma tıkladığınız zaman işlem parametreler var. Şu bölümünü kullanmak istiyorsanız şöyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. Şu tıkı kaldırdığınız zaman program vermiş olduğu parametre değerler yani kesme hızı, kerfi, parça parça ara boşluğu, parça kenar boşluğu, parça delik boşluğu. Bunu program otomatik olarak USB veya tezgaha gönderirken otomatik olarak CNC koduyla üretir. Ama manuel olanları kesinlikle pek kullanmasını tavsiye etmiyorum. Bunu tıkı her zaman için açın. Operatöre bazı şeyler bırakmış olursunuz. Parça parça boşluğu 6. Parça, plaka kenar boşluğu 3 ya da 4 kullanabilirsiniz. Parça delme ayrımı 4 olarak kullanabilirsiniz. Besleme hızını dokunmanıza pek gerek yok. Olduğu gibi kalsın. İç ve dış girişler. Burası parametre 2 önemli. Köşe giriş uçları. Şuradan doğrusal. 6 milim yapabilirsiniz. Köşe girişleri. ARC dediğimiz şurada da görüntü olarak göstereyim. Ark yani şöyle dönüşlü yuvarlak girişler 5 yapın derecesini 130'dan 160'a kadar yapabilirsiniz. Yan girişler lineer dediğimiz şöyle tıklayalım. Lineerden doğrusal yapıyoruz. Düz giriş. Tamam diyoruz. Boyutu 6 yapıyoruz. Yan çıkış yine doğrusal yapıyoruz. Çıkışı mümkün olduğunca düşük tutun. 6 yapın. Ve bu şekilde bırakıyoruz. Yuvalar kısmı zaten pek fazla oynadığımız bir şey değil. Ondan sonra dış giriş ve çıkış uçları. Burayı da parametreyi de ayarlıyoruz yine. Köşe girişleri doğrusal yani düz 6 yapsanız yeterli. Köşe çıkış ucu doğrusal 2 0 da yapabilirsiniz. Yan giriş ark yapıyoruz. 6 yapabilirsiniz, 8 yapabilirsiniz, 10 yapabilirsiniz. O tamamen sizin maharetinize kalmış bir şey. Burada birinci dereceyi mümkün olduğu yüksek yapın. 130 ve 160 arası yapın tezgahınıza göre. Uzantıyı pek fazla kullanmanıza yani değer girmenize gerek yok. Yan çıkış yine ark gördüğünüz gibi şeklini tamam diyoruz. Çıkışı mutlaka düşük tutun. Derecesini 60 ile 120 derece arası yapabilirsiniz.
Kesme tekniklerini geçiyoruz. Orta kenar kesmeyi geçiyoruz. Zincirleme dediğimiz bölüm daha sonra bölümde kullanabiliriz. Köprüleme, iki tane parçayı, üç tane parçayı veyahut da istediğiniz parçayı köprüleme yoluyla torcu kaldırmadan parçayı parçadan parçaya atlamadan aralarına noktasal bölümler bırakarak geçişleri yaparken kullandığımız bir bölüm. Plazma bölümünde geçiyoruz. Script'i kullandığım zaten parametrik bir şey değil. Ondan sonra parça içeri aktarma bölümü var. Ölçek %100. Yani parçayı %100 ölçeğiyle alıyor. Küçültme, büyütme yapmıyor. Kesme olarak gördüğü noktalar AutoCAD'de CAD 0, 1, AK ve BO. Markalama olarak da script, mark ve 2'yi görüyor. Sadece göster, yani resim olarak görürsünüz deliği veyahut da başka şeyleri ama programın içerisine almaz. Plot ve display. Ondan sonra burada kullandığımız diğer bir bölüm. Şunları ilk önce kapatayım, tekrar göstereyim. Şu bölüm tık tık alsın, üst üste gelen şekil hatlarını sil. Yani bazen çelik konstrüksiyon işlerine geldiği zaman üst üste 2 tane, 3 tane çizgi olur. Bu çizgileri siler, tek çizgi olarak görür. Diğer bir kullandığımız bölümse şu birden fazla. Burada tıklamanıza gerek yok. Lazım olursa programsal programa parçaları alırken o sağ tarafta şurada açılır. O zaman açabilirsiniz birden fazla parça içeri almak için. Nasıl kullanıyoruz? Mesela eni 500 milim olsun, uzunluğu 21 bin olsun. Kullandığımız sacın ebatı da 1500-6000 olsun. Şimdi bu parça sığmaz. Ne yapıyoruz? Bunu 5980 olarak boyuna bölüyoruz. Kaç tane yapar? 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Bunları alt alta çizdiğiniz zaman bölüm AutoCAD'e kayıtladığınız zaman, bunu da tıkladığınız zaman her bir parçayı ayrı ayrı koduyla birlikte alır. Orada kullanıyoruz. Bevel'i kullanmıyorum. Genelde lazım olan isteyen arkadaşlar olursa tarif edebilirim. Bevel'i şöyle bir esprisi var. Bevel'i kullanmanız için tezgahınızın çok düzgün olması lazım. Izgaraların temiz olması lazım. Takımının devamlı değiştirmeniz lazım. Yani bu piyasada fasonda kullanmak pek fazla bir şey değil işin gerçeği. Standart plaka boyutları, bunu zaten plakayı parçaları yüklediğiniz zaman plakaları buradan seçebiliyorsunuz. Farklı ebatlar da şuradan ekleden girebiliyorsunuz. Torçlar, hani biraz önce demiştik ya bu programda herhangi bir ayar değiştirmeden hem plazma hem oksijeni kullanabilirsiniz diye. Şimdi oksijende 2 kapa, 4 kapa, 6 kapa var biliyorsunuz. Mesela ne diyelim? 2 kafa oksijeni kullanıyorsunuz. Kullandığınız saçta 1500'lük. 750 yaparsanız sacın yarısını torcun birini görür. 750'nin diğer yarısında hafif soluk renkli diğer torç görür. İki tane aynı kesim olarak kullanabilirsiniz. Çalışma bölgelerini geçelim. Yerleştirme. Makine home ile aynı kalsın. Otomatik yerleştirme. Burada belli başlı stratejileri düzenleyebilirsiniz. Orta, gelişmiş ve onun gibi şeyler. Ondan sonra strateji düzenlem. En uygunu 8. Aşırı bir tezgahı zorlamadan, bilgisayarınızı zorlamadan en uygun yakalayabileceğiniz yerleşimi yapar. Burada dikey yatay olarak soruyor. Ondan sonra dinamik hizalandırma, şablon hizalandırma. Bunu dinamik hizalandırmayı kaldırabilirsiniz. Şablon kalsın, mümkün olduğunca güzel yerleşim yapar. 8 numara ekseriyeti kullandığımız otomatik yerleştirme. Kesme sıralaması burada önemli. Kesme sıralaması dediğimiz dikey, yatay, tor sayısına göre ıvır zıvır birkaç tane parametre var. Ama bizim kullandığımız tek bir nokta var. Tek yönlü dikey. Yani bunu niye kullanıyoruz? Şu sacı olarak kullanın. Düşünün. Şurada parçayı yerleştirdiniz. Farklı bir nokta yaptığınız zaman şuradan başladığı zaman bunu keser, atlar iki tane, şunu keser, atlar, sağ tarafa geçer, bunu keser, atlayarak devam eder. Yani mantıklısı aşağıdan yukarıya, makine home'u o şekilde ise veyahut da yukarıdan aşağı makinenin home'una göre sırayla kesmesi. Bunun için de şu parametrenin tek yönlü dikey olması lazım.
Çarpışma bölgesini kullandığımız bir şey değil. Slug'ı yok etmek geçiyoruz. Kenar artı kesim profesyonel kullananlar için ideal bir şey. Bunu bir üst seviyeye geçmeniz lazım. Yani programı dört örtü kullanmanız lazım. Müşterileri girmeniz, plakaları girmeniz, stoklarınızı girmeniz, parçalarını girmeniz. Yani parametreyi dört örtü kullanmanız lazım. Kırpma manuel olarak da yapabiliyoruz. İç kalıntılar, bunu geçiyoruz. Maliyetlendirme. Şimdi maliyetlendirme bölümünde çalışan arkadaşların kullandığı bir bölüm. Bu program size bayağı bir yardımcı oluyor. Veriler kısmında sacın plakalarını, kalınlıklarını, fiyatlarını, hurda fiyatlarını, her şeyi girdikten sonra burada çalışma maliyetleri, yani şu 150 TL artık ki gerçi 150 TL diye bir şey kalmadı. 350 TL saatlik masrafı, plaka yükleme maliyeti, ağırlık başına işçilik maliyeti, bunları girerseniz parça bazında size maliyetlerini verir. DXP aktar kullandığımız bir şey. Hani demiştim ki ilk videoyu yüklediğim zaman çoğu programa göre biraz daha güzel yerleşim yapıyor. Yerleşimi yaptırdığınız zaman o yerleşimi direkt olarak DXP olarak alıp başka bir programı olduğu gibi yükleme yapabiliyorsunuz. Onun öyle bir güzelliği var. CNC çıktı. Şimdi burada her tezgahın biliyorsunuz farklı farklı parametre çıkışları var. Bazı tezgahlar CNC, bazı tezgahlar SC, bazı tezgahlar loss uzantısı olarak görür. Tezgahınızın uzantısına göre şu bölümü değiştirebilirsiniz. Diğer bölümleri pek fazla oynamanıza gerek yok. İş depolamı. Buraya da kullandığınız, yaptığınız her programın resmini otomatik olarak atabilirsiniz. Veyahut da CNC dosyasını atabilirsiniz. Biz tamamen size kalmış, kullanıcıya kalmış bir yüz. Parametreleri yaptıktan sonra kaydettirdiğiniz zaman tezgahlarla alakalı programı kurduktan sonra tanıttığınız tüm parametreleri buraya kaydetmiş oluyorsunuz. Ve buradan tamam deyince şu anda program tezgahınıza göre ayarladınız. Artık kullanıma başlayabilirsiniz. Şimdi bugün iki tane video çekeceğiz. Bu birinci videomuz olsun. Ayarlar kısmı biraz hızlı geçtik. Yine takılanlar olursa yorum kısmına yazarsa yardımcı olurum. Birazdan ikinci videoda görüşürüz.